Enkazdan çıkarılan yaralıların büyük şeylere sevki de devam ediyor. Işıl Açıkel ve Gökhan Fenadalı, Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'nde bizi bekliyor. Yanında bir depremzede var zannediyorum Işıl, öyle değil mi? Deprem bölgelerinden birçok yaralı İstanbul'daki hastanelere getiriliyor. Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi burası da, beyin cerrahisi bölümündeyiz. Hatay Kırıkhan'dan gelen bir deprem bölgesinden gelen yaralı var yanımızda. Kafasındaki kırık nedeniyle şu anda yatıyor. Kaç gün oldu geleli? Adınızı soyadınızı bir sizden rica edelim. İki günden bu yana buradayım. Adım Nuray Barak. Nuray Hanım, deprem anında ilk depremle birlikte eviniz yıkıldı mı? Nasıl oldu size? Belki o ana götüreceğim ama çok üzgünüm. Nasıl oldu? Ya deprem anı ilk önce hafif bir işaret verdi. Biz zannettik gelip geçecek. Çünkü Hatay'da büyük deprem olmuyor. Sonradan yüksek olunca annem hepimiz beraber kaçalım deyince salon kapısı kilitlendi. Açamadık. Tavan üstümüze düşmeye başladı. Daha sonra benim üzerime yan dairenin duvarı çökünce altında kaldım. Bir saat kadar kalmışım. Beni kızım çıkardı altından. Şey yaptım ama darbeyi almışım. Buraya gelince öğrendim. Çünkü o hastanede, Kırıkhan Hastanesi'nde hiçbir cihaz yok. Elektrik olmadığı için sadece bir ağrı kesici yapıp gönderebiliyorlardı. Kimler vardı evde, kimler kurtulabildi? Evde benim annem, benimle beraber kalan annem vardı, kızım vardı. Yan dairede yengem, 3-4 tane de çocuğu. Alt katta yine bir abim. İki tane de oğlu beraberlerdi. Yan taraf kendi imkanlarıyla camları kırmış çıkmışlar. Biz çıkamadık. Annemin üzerine odanın duvarı çöktü. Benim üzerime yan dairenin duvarı. Aşağı katta da yengemin üzerine kiriş çökmüştü. Yengemle annem olduğu yerde vefat ettiler. Ben de kızım bir saat sonra, kızım kendi imkanlarıyla Allah'ın yardımıyla çıkardı. Geldiniz, İstanbul'dasınız şimdi. Evet. Bir süre herhalde burada misafir, evet, olacaksınız. Evet. Evet. Var mı yakınınız, akrabanız burada? Burada yeğenim var, ablam var. Allah kısmet ederse, onlar da kabul ederse biraz buradayız iyileşene herkes kadar. Herkes gönlünü, evini açacaktır, evet, sizlere. Oradan geldiniz. Kendinizi toplayana kadar mutlaka devletin elinde zaten, evet, üzerinizde olacaktır. Son Allah razı olsun devletimizden de, hastanedeki görevlilerden, bütün görevlilerden. Sağlık çalışanları da ilk günden itibaren canla başla çalışıyorlar. Burada sadece deprem bölgesinde değil, İstanbul'da da büyük şehirlerde de. Çünkü deprem bölgesinden birçok yaralı büyük şehirlere getiriliyor. Şehir hastanelerine getiriliyor. Onlardan bir dedik şimdi. Profesör Doktor Özgür Yiğit Yılmaz, onu da size sormak istiyorum hocam. Burada canla başla çalışıyoruz. Hastamız da yatıyor. Bir kafatasında kırık nedeniyle geldi. Ameliyat oldu. Durumu nasıl? Yani kafa travmasıyla geldi. Aslında bir kırık var ama aslında beyinde önemli bir hasar yok. Gözlem amacıyla şu anda burada yatıyor. Yani bir iki güne kadar. Ucuz atlatmış depremi diyelim. Tabii kesinlikle çok ucuz atlatmış. Gelen yaralılara biz elimizden gelen her türlü desteği, her türlü yardımı sağlıyoruz. Tabii kapılar açık, çok sayıda da yaralı geliyor. Ben tekrar dönemi soracağım size. Depremi yaşadınız orada. Binanız kaç yıllıktı? Binamız nereden baksanız 35-40 yıllık var. 60. Hiç aklınıza gelmiş miydi binamızı acaba depreme dayanıklı mı değil mi? İnanın ki hiç gelmedi. Çünkü alt katımız daha önceden taş duvardı. Taş duvar olduğu için olsa bile diyorduk, yani binaya bir şey olmaz diyorduk. Taştan olduğu için öyle diyorduk. Ama şiddetli depremle birlikte, evet, Nuray Hanım kızı kurtardı onu enkazın altından. Annesini ve yengesini kaybetti. Birçok yakını da yaralı. O İstanbul'da, Hatay'dan, Kırıkhan'dan İstanbul'a uzanan bir öykü onunki. Çok şükür sağlık durumu iyi, daha da iyiye gidiyor. Bir operasyon geçirdi. Tedavisinin ardından İstanbul'daki yakınlarında bir süre misafir olacak.